Nasıl hallediyorsunuz? Bu da Yaşandı bu. önemli. Yaşanıyor bunlar. Şimdi ışığımız iyi mi? Evet. Şimdilik gördüğüm kadar saçın iyi mi? Çok güzelsin. Sana öyle geliyor da kesin çok kötü. Bana odaklıyor, sana odaklamıyor. Sana odaklıyor, bana odaklamıyor. Biz de fotoğraf atalım. O kadar güzelim ki. Makine bak hep beni net görüyor. Tabii efendim. Ortaya bir yazı yazarız. Ne yazarız? Soru cevap yazarız. Mesela şöyle yapalım. Birleştirelim. İkiniz de iyi de bitişik yazmışım. Ama arkadaşlar ikiniz de'deki D'yi ben ayrı yazdım. Fotoğrafa sığması için kendi kırpmış. Anksiyetem kabardı. Delirdim. Kusura bakmayın onu işim bitermez düzelteceğim. Gerçekten ben ayrı yazdım bakın. Yemin ediyorum. Söylesene ya. İstemem. Vallahi gelme. Sana söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. Sen ne zaman bir şey çeksen ben yandan ölürsem kabrime. Böyle mi? Üzeki bir. Selam, hoş geldiniz. Bugün Yağmur'un odasını işgal ettim. Çünkü kendim dedim ki sen de video yapalım. Eve gelmeye, hani bu eve daha doğrusu taşınacağımız günden beri hep bunun hayalini kuruyordum. Yağmur'la oturup böyle video çekebileyim. Yağmur'la oturup bir şeyler yapabilelim diye. Açık söyleyeyim, az önce kendisine de dedim. Hani ne zaman sen döneceksin, kafamda hep o şey var dedim. Ya biz bir yere gidince otele kalmaya falan, hani iki gün sonra dönüyorduk. Geri aile evlerimize ya. Hala sanki öyle bir şey olacak da döneceğiz, Yağmur evine gidecek gibi gereksiz bir panik kafasındaydım. Hani onu da söyledi. Derken sizleri de biraz yalnız bırakmış gibi olduk. Vlog kanallarımızdan süreçleri hızlı hızlı aktarmaya da çalışacağız. Başlamadan söyleyeyim. Yağmur'un kanalını, bu video nerede yayınlanır bilmiyorum. Benimkini takip etmeyi ve çana tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın ki biz bir şeyler paylaşınca size de bildirimlerimiz ulaşsın. En fazla gelen soru, bu arada Instagram'da paylaştık. Hani bunları da göstereyim. Kendimiz kafadan sıkmayacağız, soruları var. Yağmur'da da lakis var. Ama en fazla gelen soru, nasıl tanıştınız? Bununla ilgili biz yaklaşık 2 yıl önce bir video yüklemiştik zaten. O yüzden sizi direkt oraya yönlendiriyoruz. Eğer nasıl tanıştığınız videosunu izlemediyseniz aşağıda da link olacak. Kart kısmında da şu anda çıktı. Oradan izleyebilirsiniz. İstersen ben mi sorayım, sen cevapla o zaman. İkimiz de. Tamam. Sude sormuş. Sude'ye de buradan selamlar. Doğru insanı bulduğunuzu nasıl anladınız hocam yazmış. Evet, sen cevapla bence. Niye ben cevaplıyorum önce? İlk soru ya, şey, stres oldum, sana atıyorum. Ha, tamam. Doğru insan, yani herkesin kriteri tabii ki çok farklı. Şimdi böyle dediğim zaman insanlar bazen yanlış anlıyor ama tabii ki de insanların belli kriterleri var karşısındaki insan için, en azından hayatını birleştireceği. Tunç benim hayalimdi. Gerçekten hayalimdi. Çocukluğumdan beri sarışın, yeşil gözlü ve gözlüklü. Niye bilmiyorum. Erkek böyle hayatımda olsun, onunla evleneyim falan diye tip olarak kriterim buydu. Onun dışında ben daha önce ilişki yaşamış bir insan olarak asla memnun ve mutlu hissetmedim hiçbir zaman kendimi ve genellikle de insanlar bana gelirdi. Ben insanlara gitmezdim. Tunç'la tanıştıktan sonra ben direkt aşık oldum ve ilk defa kendim bir erkeğin peşinden koştum. Onun için ya her şeyi yaptım denilebilir mi? Denilebilir ya. Çünkü şöyle düşündüm kendi kafamda. Eğer ben bir erkeğin peşinden koşuyorsam demek ki bu o kişidir. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arada bize şey demeyin, birbirinizin lafını çok kesiyorsunuz falan. Bizim stilimiz bu. Ben Yağmur'u kırmıyorsam, Yağmur bundan ki çok fazla yapmıyoruz, rahatsızlık duymuyorsa siz de lütfen katlanın. Yani onu lütfen tekrar yoruma yazmayın. Nasıl tanıştınız videosuna da çok gelmişti. Şimdi anlatırken de sen söyledin aslında. Herkes bana geldi deme noktası Yağmur'un şöyle. Yağmur birisiyle bir şey yaşamak için anladığım kadarıyla kendim gerek çaba, yok. Üşeniyor mu diyeyim. Yani oradaki baskısı şu değil. Herkes bana geliyor. Ben söyleyeyim. O anlamda söylemiyor. Bir erkeği beğenip hani ben yazmadım ya da bir erkek için çabalamadım. Yani. Herhangi bir çaba göstermiyor. Onu anlamında söylemişti. O yüzden ben de Yağmur'u hani ilk bana gösterdiği ilgiden sonra aslında yeni yeni Yağmur'u tanıyorum. Hepimiz için aslında öyle. O yüzden şunu görüyorum. Katiyen böyle bir şey yapmazdı. Hani ne diye böyle bir şey yapmış. Ama o ilişkinin ilk başında hani öyle anlaşılmıyor. Of, çok uzun konuşuyoruz. Video bitmez böyle. Bitmesin. Tamam, neyse sen cevapladın yani. O şekilde. Toparla kapatsın. Aynen, yani kendim çok
fazla çabaladıktan sonra ve büyük bir, müthiş bir anlayış, saygı ve sevgi ile ilerleyince dedim ki yani bu 4 yıl boyunca böyle gittiyse ömür boyu böyle gider. Yani bir de böyle bir şey var. Evet, biz arkadaşlarımızın 5. senesindeyiz. Yani Yağmur'la epey bir şey paylaştık. Ben de doğru insan olduğunu nasıl anladığımı söyleyeyim. Bu arkadaşlar şöyle bir şey değil. Puf, doğru insan olmuş. Öyle bir şey değil. Sizin milyon tane durum içerisinde bunu gözlemlemeniz lazım. Mesela ben şuna bakıyorum. Benim hayatımın yaklaşık son 1,5 senesinde geçirdiğim en zor zamanlarda yanımda duran, bana destek olan biri var mı? Benim hayatımı yeniden şekillendiren biri var mı? Ve benim için şu çok önemli. Benim kararlarıma, benim hayalime, hedefime, yani yapmak istediğim şeylere saygı gösteriyor mu? Bundan ziyade beni bunlar için motive edebiliyor mu? Bu çok önemli. Ben mesela bu kanal içinde, hayatımdaki birçok şey içinde bir adım atmadan önce hep şunu isterim. İleride şu noktaya geleceği için bunu yapacağım derim. Nitekim matematik kanalı içinde öyleydi. Göreceksiniz, bir seneye kalmadan bu kanal içinde öyle olacak. Daha büyük yerlere biz gelecek. Biz bu süreçte çok fazla insan kaybettik yani. Evet, aslında böyle olabilmek uğruna da bazılarını kaybettiğimizde oldu. Yani doğru insanı anlamak demek benim en azından açımdan. Benim hayalim için benle birlikte yürüyecek mi? Ben bunu yaparken bana engel mi olacak, destek mi olacak? Ha, bunlar oluyorsa tamam, bu insan benim için doğru insandır. Dolayısıyla yamoyla devam ki. Şu soru çok güzel. Ege Demir sormuş. Yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Evlenmeye nasıl karar verdiniz? Yeni hayat düzeninizden mutlu musunuz? Bunu ben cevaplayacağım. Hemen başlayayım. Evleneli daha bir hafta oluyor. Bir hafta bir gün oluyor. Aslında geçen yok, hafta cumartesi. Yok, düğün olmadı. Evleneli evet. Geçti. İkinci ayımıza geliyoruz. Ama şey yani bir arada yaşayalı. Aynen. Öyle söyleyeyim. Bir hafta kadar oldu. Buna niye karar verdik? Arkadaşlar bunun altında. Şimdi benim bu videoyu muhtemelen akrabalarım, arkadaşlarım, milyon kişi izleyecek ama şunu söyleyeyim. Doğrudan kendi hevesim, isteğim vesairenin dışında da aslında hayatımın dinamiklerini daha düzgün bir yerde tutabilmek de vardı. Yani bazı şeyler tabii ki çok özel, hepsini paylaşamayız ama ben şu anda annemlerin oturduğu evin sadece bir yan sokağında oturuyorum. Hani annemlerin evine yine yakınım. Annemle ilgilenmeyi istiyorum, annemle zaman geçirmeyi istiyorum. Çünkü artık yabancı değilsiniz. Hani yolda bile geçen gün karşıdan karşıya geçerken biriniz gelip hocam anneniz nasıl diye direkt beni sormadan annem sormuştu. O yüzden hani bu süreçte ben ondan ayrı değildim, annemden ayrı değildim. Yağmurlayım. Bu zaten dünyada en çok önem verdiğim, en çok sevdiğim iki insana yakın olmak, onlarla ilgilenebilmek tamam. Hem orayla ilgilenebiliyorum hem Yağmur'la ilgilenebiliyorum. Dolayısıyla biraz daha rahatım. Ve bu noktada Yağmur da bana destek oluyor. İşimizi zaten birlikte yapmak istiyorduk. Hani şu anda yaptığımız da bizim için bir tabii ki dijital bir şey üretiyoruz. Bu da bir iş. O yüzden bazı şeylerin bu şekilde daha rahat olacağını düşündük. Yağmur'un okulu biraz daha bu eve yakın şu anda. O bakımdan da ona rahat olacaktır. Bu yüzden buranın da tabii şöyle bir şey var. Burası normalde bize kalmayacak. Yani bu eve çıkabilmemiz de çok garip bir olay neticesinde oldu. O yüzden hani her şey sanki bizim için birden açılmış gibi olduğundan dolayı açık söyleyeyim. Sen şu ya ayda şu günde... Yazılmış da biz oynuyormuşuz bak, gibi. Bak arkadaşlar ben bu ay bugün yani asla bu evde oturabileceğimi, burada oturabileceğimi, evlenebileceğimi düşünmüyordum. Sana ki sorayım. Evlilik yani. Tarihimizi düşünür müydün? Hayır. İki günde mi ne karar verildi? Hadi bugün olsun dedik de oldu. Sevgilim yani. Sevgilim onu geç. Ben Tunç'la tanıştığım zaman bile hani evet bu o kişi diyebilme gibi bir hani opsiyonum oluyor ama bana deseler ki 25 yaşında Tunç'la evleneceksin. Mümkün değil. Yürü yani. Git oradan falan dersin. Ben bu yılın başında deseniz bile inanmazdım ama Yağmur'un dediği gibi hani bazı şeyler hadi arkadaşlar oynayın diye bize sanki bir patika çizildi de biz patikada yürüdük gibi oldu. Neydi soru? O benim repliğim. Hacettepe konuşmaya gelenler anladı. Evlenmeye nasıl karar verdiniz? Yeni hayatından mutlu musun? Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya çalışıyoruz. Çünkü ikimiz de çok farklı hayat düzenlerine sahip insanlarız. Onun ailesinden öğrendiği şeyler farklı. Benim ailemden öğrendiğim şeyler farklı. Ama zaten arayan herkes diyor ya alışabildin mi diye. Yani Tunç olmasa alışamazdım büyük ihtimalle. Yani Tunç olmasa hani zaten evlilik o anlamda demiyorum. Sen olmasaydın, karşında hiç anlaşamayacağım birisi olsaydı sırf bu yüzden evlilikler yıkılıyor. Tunç her şeye o kadar ılımlı, güzel yaklaşıyor ki ve yani alışmam için de benim için de çok çaba sarf ediyor. Yani çünkü dediği gibi ben biraz anneme uzağım. Onun annesine daha yakınız. Hani benim tek sıkıntım annemi falan böyle biraz fazla özlemek. Onun dışında da bir sıkıntım yok. Özledim herhalde götürüyor zaten beni. Evsun sormuş. Garip bir soru.
İlk tanıştığınız andan beri evleneceğinizi düşünüyor muydunuz? Evleneceğimizi düşünmüyordum ama en azından tahtasına da yazdım. Gördüğüm an aşık olduğum için Tunç'a. Çünkü Tunç o zamanlar birazcık tanışma videosuna bakarsanız anlattı zaten. Gerlikli dönemi olduğu için evlenemeyiz diye düşünüyordum. Ama hani benim için doğru kişi olduğuna inanmıştım yani. Ya bu benim için zor bir soru. Çünkü ben Yağmur'la tanıştığım zaman inanılmaz depresif, daha da depresif diyeyim. Hala depresifim de. Çok depresif ve çok asosyal bir moddaydım. Sadece böyle işimi yapıp, sadece işte ders çalışıp, ders anlatıp, biraz da ilgilenmem gereken, hayatımda düzene koymam gereken şeyleri yapıp hayatına devam eden bir insandım. O yüzden açık söyleyeyim, biriyle tanışmak, birine zaman ayırmak benim için bu dünyadaki en angarya iş. Nitekim hala öyle. Yeni birileriyle tanışmak korkunç. Yeni birileriyle zaman ayırmak korkunç. O yüzden ama yeni yeni açılıyordu. Yani aklımdan geçmezdi. Diyorum ya, Yağmur da söyledi. Hani şu yaşta zaten şunu yapacaksınız diye bize bir şey söylenseydi, birkaç hafta önce bile söyleseniz belki inanmazdık ya, çünkü yürü git derdik. Çünkü böyle kendime 28-29 falan daha uygun hani, görüyordum mesela. Bu arada şu da çok geliyor. Mesela bir yere gidiyoruz. Aa, siz daha çok küçüksünüz ya, hani nasıl, niye öyle oldu falan gibi böyle bir gereksiz bir tavır oluyor. Yani bu arkadaşlar, biz genç görünüyorsak acaba evlenemez miyiz? Yani hani genç görünüyoruz diye böyle bir şey mümkünatı mı olmayacak? Hani öyle bir kanı var nedense. Bir türlü ona alışamadım ben toplumda. Neyse, ekmeğini ileride yeriz. Şimdi bununla ilgili bir soru gelsin. Zehra sormuş. Herkes evlenmeli gibi bir kabul var toplumda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herkes evlenmemeli. Evlenmek istemeyen ve kendi yaşantısını seven bireyler bana kalırsa evlenmemeli. Mesela evlenip bunu şey için de soruyorlar. Çocuk düşünüyor musun? Bence aile dayatması vesaire. Ha, yani dış etmenleri baz alarak istemediğiniz bir şeyleri yapmayın zaten. Böyle olunca zaten o aile mutsuz oluyor. Ha, çocuk olduğu zaman aynen ya. Çocuk olduğu zaman doğan çocuğun geldiği aile zaten kötü olduğu için çocuğun tamamen hayatı kayıyor. Yani bana kalırsa hani buna diyeceğim tek şey, evlenmek istemiyorsanız evlenmeyin. Bu kadar. Evlenmek istemiyorsanız evlenmeyin. Muhteşem, evet. Atasözü gibi yani. Zaten yani, öyle olmaz mı ama zaten. Çünkü bu zincirleme giden bir şey. Dediğim gibi doğacak çocuk da mutsuz olur. Zaten yıkılır bir süre sonra. Bu arada şimdi Zehra, ben bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Bu aslında bu konuşmanın tam konusu, konsepti de değil ama toplumumuzda da bir insanla mesela ben bunu Yağmur'la yaşadım. Bunu da demekten çekinmiyorum. Yani yaşadım derken hani gördük. Yağmur'un ailesinin evine gidiyorum. Oturmaya gidiyorum ve bu garipseniyor. Aa, şey, çocuk Yağmur'ların evine gidiyor annesi evdeyken. Evet, komşumuz diyor anneme hani, direkt mesela. Bu yaşandı arkadaşlar. Dolayısıyla toplumumuzda maalesef böyle bir şey olduğu için, bir duruş olduğu için hani önce bir evlilik olsun, ondan sonra hani toplumda görünsünler. Ya da sevgiliyken bir yere gittiğimizde siz daha evlenmediniz, neden geziyorsunuz? Gibi. Mesela Yağmur'lara gittim ben yazın tatili. Niye gittin? Evlenmemişsiniz. Niye gitmeyeyim? Ailesiyle kalıyorum. Aynen, başkası bana söylüyor. Yine komşu diyor. Tunç sizde mi kalıyor? Yani ailesiyle kalıyorum kızın. Hani ailesi bir şey demiyor. Siz kimsiniz? Evet. Ama maalesef bu oluyor. Bence Zehra, senin sorunu bundan aynen, kaynaklı. Toplumda yatması. Bu falan bize çok şükür etkileyen bir şey değil. Değil. Şimdi ben bir soru soracağım. Bu güzel. Hocam, ilişkinizde sizi ayakta tutan şey neydi? Ya da doğru kişi olduğunu nasıl anladınız? Say üçlemeyi. Sonuncuya cevap verdik. Hayır, ama ilişkinizde sizi ayakta tutan şey diyor. Tamam. Ne tutuyor seni ayakta? Üçleme değil. Şöyle bir şey olsun. Ben şuna inandığım için ayakta duruyorum. Mesela bir ben şu üniversiteyi istediğim için çalışıyorum gibi bir şey olması lazım. Tuncuğa'dan büyük sevgi. Yağmur'un sevgisi. Mesela benim de tabii ki Yağmur'un bana gösterdiği sevgiye karşı onu mahcup etmeme hissi. Hiçbir anlamda yani. Hem başarı hem ona karşı olan hayatımızdaki gidişat hepsi anlamında. Yani onun bana karşı duruşunu boşa çıkarmamak, güvenini boşa çıkartmak hiç istememiştim. Oydu. Ya yani yine birbirimizi aslında desteklemişiz. Nasıl tanıştınız diye çok soru var. Onları geçiyorum. Birbirinizde en sevmediğiniz özellikler. Benim net. Yağmur cips yiyor arkadaşlar. Sanki böyle şey makinesi, öğütücü makinesi çalışıyor. Yani inanılmaz kötü cips yiyor Yağmur. Benim en sevmediğim özellik sevgilim de o. 5 yıldır cips yiyorum yanında. Geldi dün Naruto izlerken bunu diyor bana. Ama hayır işte, yok, Yağmur'un cips yemesi şimdilik. Bir tane söyle. Senin ne, bir tane söyleyebilirsin. Cips yememe alınması diyormuş. Söyleyeyim mi açıkça? Söyle. Kirli çamaşırlarını bir daha giymesin.
Arkadaşlar kirli yıkandıktan değil. Yıkandıktan sonra üzerine pis kıyafet giymesi. Kirli değil. Daha dün giymişim tişörtünü. Hayır. Temiz, hayır. Işte. Çorabını iki gündür giyiyorsun. Ya. Şimdi hepiniz söyleyin. Çorabın kirli olup olmadığının kriteri ne arkadaşlar? Kokması. Kokmuyor. Kirli değil o zaman işte. Aynı hesap. Sen, yani benim kıstasım şudur. Bir insan banyodan çıktıktan sonra üzerine temiz kıyafet giymeli. Bu kadar. Bu evlilik şey olarak hani kişi, ya Tunç karakterini o kadar çok seviyorum ki karakteriyle ilgili hiçbir sıkıntım yok benim. Davranışsal olarak evlendikten sonra gözümüze ilk çarpan şeyleri söyledik. Ya bunlar da karakter olarak hiçbir sıkıntım yok. Bunlar da problem değil. Evet, yani söylemiş olmak için söylüyoruz. Hayatınızda gerçekten Mehmet, güzel bir soru. Bu arada güzel soru soranlar var. Teşekkür ederim. Gerçekten hoşumuza gidenler oldu. Hayatınızda gerçekten başardım diyebilmeniz için yapmanız gereken bir şey var mı? Ya da başardınız mı? Bence bu soru bir kişiye sorulabilecek en güzel soru. İlişkim içinse başarmaya devam ediyorum diyebilirim. Çünkü daha yapmadığımız birçok şey var. Yaşamadığımız bir sürü i̇şte şey var. İşte ne olursa başardım dersin. Mehmet onu sormuş zaten. Yani şu oldu ve ben başardım artık diyeceğim. Mesela evlendin. 60 yaşındayım ya da 65 yaşındayım. Yazlıkta oturuyorum. Çocuklarım ve torunlarım denizde eğleniyorlar. Ben de Tunç'la oturup onları izliyorum. Tunç yine soru çözüyor. Ben yine kitap okuyorum. Bizim hayatımız yine boktan anlaşıldı. Hayır. Tunç, ya soru çözüyor. Ya mesela hani sen bir profesör olmuşsun, soru çözüyorsun gene. Hani sonuçta 65 yaşında olmanın hani şey bir etkisi yok ki, libertal hala devam ediyor. Ben de kitabımı okuyorum. Ara sıra dönüp onlara bakıyoruz, birbirimize bakıyoruz falan. O an muhtemelen başardım derdim. Benim ne olurdu? Benim de istediğim akademik hedefe ulaştığımda ve Yağmur'la beraberliğim sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa bu da benim için başardımdır. Şimdi şu var, benim aslında bu lisans eğitimimde de hani hep söylüyorum, bazen de sanki kendimi hep öne atıyor gibi hissediyorum ama belli başlı başarılar elde etmemin sebebi aslında şeydi, yani böyle erkek çocuklarına vardır arkadaşlar bu. Hani annem beni görsün, annem şunu desin. Hani var ya, kim o? To some made it, mama. He's a success. Bildiniz, neyse siz bildiniz işte. Hesap o hesap. Yani bir şey başardığınızda ve bunu en çok hani en sevdiğiniz kişiye söylediğinizde oluşan mutluluk var ya, ben biraz da onu yaşamak istiyorum. Hani benim başardım diyebilme kriterim bu. Yuvarlak söylersek, dediğim gibi belli başlı akademik hedeflerim var. Bunları yaptığım zaman o zaman başardım derim. Çünkü ilişkimde zaten ulaşabileceğim en yüksek seviyeye ulaştığımı düşünüyorum. Bundan sonrası sağlıklı bir şekilde devam etmek. Benimki böyle. İlk açıldı ve ilk randevunuzu. O ne ya? Açılma. Bu kadar mutlu olmayı nasıl başardınız? Bence bunu cevaplayalım. Böyle bir şey olmadığını söyleyelim. Hani sizin bunları görmediğinizi ve bizim buraya gelene kadar ne çektiğimizi. Çünkü herkes bizim hayatımızı toz pembe sanıyor Yağmur. Öyle ama mutluluklar da ilişki içinde bizim yarattığımızı da bilmiyorlar. Tamam. Mutluluğu insanın kendisini yarattığını şimdi bilmiyorlar. Şimdi bunu biz konuşmamak arasında arada kaldık. Bazı yerleri de videoda tamamen kırpmayacağım ki video şeffaf olsun. Beyza sormuş. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü bu benim öğrencilerimin de bana sorduğu, bizi az çok takip eden insanların bize sorduğu bir soru. Az da olsa böyle şey yani, abiniz ablanız nasihat verir gibi dinleyin. Tabii yaşınız küçükse büyükler için estağfurullah. Yani dışarıdan öyle görünüyoruz ki çok fazla öyle soruluyor. Bu kadar mutlu olmayı nasıl başardınız? Buna mutluyuz diyemeyiz, mutsuz değiliz de diyemeyiz. Ya aslında bu şey değil. Yani bizi izlediğiniz arkadaşlar sadece belli başlı kısımlar üzerinden hayatımızı hep öyleymiş gibi sakın görmeyin. Bu sadece bizim üzerimize yorum yaptığımız bir kısım değil. Öğrencilerime de söylüyorum. Burası bazen sahte olmak zorunda. Çünkü bizim sizin görmek istediğiniz şeyleri burada size göstermek zorunda olduğumuzun bilincinde olduğumuzu unutmayın. Yani tabii ki oturup Yağmur'la çektiğim kötü günleri, sıkıntıları size hani oturup anlatamam. Bunlar benim özelim olur. O yüzden size mutlu günlerimizi paylaştığımızda veya Yağmur'un benim için oluşturduğu küçük bir mutluluk alanını veya benim Yağmur oluşturduğum. Mesela bir reels yapmıştım. Okula gitmiştim. Ana küçük böyle şeker paketleri yaptığım bir reels var. O gün Yağmur'u ben çok kırdım. Açık söyleyeyim. O videoyu siz izlediniz. 35 bin beğeni almış. Milyon izlenmiş. Herkes şey yazmış. Aman oğlan şöyle tatlı. Aman böyle tatlı. Yok işte böylesi bana gelmez falan. Ama Yağmur'a hediyeyi verdim. Ve o gün iki gün falan aramız dehşet kötü oldu.
Sebebini söylemeyeceğim. Sebebi benim yapmamam. Orada Yağmur'a hediye verirken yapmamam gereken bir hareket oldu. Öyle söyleyeyim. Ya da açıkça belirteyim, bilmiyorum. Yani sen konuşmak ister misin? Söyleyebilirsin. Yani ben bir dakikalık ya da beş dakikalık hani seni göreyim, görmek istedim, hemen gideceğim tarzı şeylerden hoşlanan bir insan değildim. Ve Tunca bunu çok kez dile getirmeme rağmen aynı hareketi artık hani bir daha yapınca öncekilerde o kadar sinirlenmemiştim. Ama bunu yapıp ve ben o gün sınava girecektim. Sınava hazırlanıyordum. Evet, bize haftası. Direkt onları bana verip beni öpüp arkasını dönüp gittikten sonra ya ben o hissettiğim şeyden hoşlanmadığım için bunun yapılmamasından yanayım. Orada öyle bir şey yaşandı mesela hani. Yani ben hediyesini verdim. Sınavı da olduğu için oyalamadan gittim. Bana göre doğru bir hareket ya. Ama Yağmur da ki bunu bilerek. Yağmur bunu dememiş sevmediğini olsam, bilerek yaptım. Bir şey demem yani. Hani derim ki ben bu tip mevzulardan çok hoşlanmıyorum Tunç. Hani bir daha yapmazsan olur mu deyip geçiştiririm. Ama ilişkinin başından beri bunu yaklaşık 4-5 yılda 2-3 kez dile getirdikten sonra yine bunun yapılması orada benim hani sinirlenmemi sağladı. Yaptım. Ben de yine yaptım ve yani Yağmur kırıldı. Kırılmadım çok ama ben çok fazla kırılmıyorum ama biraz hani öfkesini en azından olaydan sonra bir saat doruklarda yaşayan bir insanım. Hani öyle öfkelendim, sinirlendim. Sonrasında ama yine şöyle bir olay oldu. Durup düşününce hani benim mutlu olmam için çabaladığını gördükten sonra da yine kendim üzülüp bir... Yani her olayın sonunda ikimiz de birbirimizden sürekli özür diliyoruz yani. Yani bu yaşanıyor. O yüzden yaşanıyor bu tip şeyler. Şey sanmayın. Ama hep kavga çok etmiyoruz. Mutlular. Etmemeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bazen tabii ki atışıyoruz. Yani arkadaşlar hiçbir şey mükemmel değil. Hiçbir şey çok iyi. Her zaman çok iyi gitmez. Bu zaten dünyanın dinamiğine de yani aykırı. Her şey her zaman iyi gidemez yani. O yüzden bizim burada paylaştıklarımızın dışında elbette Yağmur'la benim sıkıntım oluyor. Elbette tartıştığım noktalar oluyor. Ama biz burada mutluluğu yaratıp paylaşıyoruz. Bir şeyi paylaşmak hissettiğimiz için. Yani ben mutlu olduğumu anları hep yazıyorum. Mutluluk paylaştıkça çoğalır. Mutlu oluyorum arkadaşlar. Mutluluğumu paylaşıyorum. O yüzden acım olunca da paylaşıyorum nitekim. Matematik kanalında son birkaç yıldır neredeyse sürekli derdimi anlatıyorum. Yani bir şey paylaşmak önemli olan. Uzatmayalım daha fazla. Kısacası size mutlu görünmek ve size mutluluğumuzu paylaşmak istediğimiz için birazcık çabalıyoruz. Sözelci ise imdat kedim yok diye bir hesap yazmış. Sözelci sayı sadece aşkı sponsuz olur diyorlar. Doğru mu? Ben doğru mu bilmiyorum da inşallah diyebilir. Şeyi hiçbir zaman biz bilemeyeceğiz. Hani ben matematik bilseydim ne olacağını hiçbir zaman bunu bilemeyeceğiz. Ya da Tunç çok edebi ve tarihi ona ilgisi olan bir kişilik olsa ne olacağını da bilemeyiz. Bu yüzden farklı olmamızı ben çok seviyorum. Çünkü mesela Tunç'un odasına girdiğimde kendimi çok farklı hissediyorum. Tunç da belki benim odama girdiğinde kendisini çok farklı hissediyordur. Yani bence farklılık ilişkiyi güzel yapan bir şey. Bu arada burcumuz, ben ikizler burcuyum, Tunç balık burcu. Bir daha burcumuzu sormazsanız Twitter'da sevinirim. Twitter'da var ya yani. Sonrasında Yağmur neden bu kadar sinirli cevap veriyorsun? Alt tarafa burcunuzu sordum. Şimdi ben de düşünüyorum ki benim burcumu bilseniz ne olur? Neyse ben bunun üzerine bir video çekerim. Orayı kapatalım. Tunç gibi biri olsaydım ya da Tunç benim gibi yani kişilik özelliği olarak Tunç'tan bir tık daha baskın bir insanım. Diğer insanlara da karşı. Aynı karakterde ben gibi biri olsaydı muhtemelen anlaşamazdık. Ben de Tunç gibi biri olsaydım muhtemelen anlaşamazdık. Farklılık güzeldir. Ya bu arada ben onu hiç desteklemiyordum. Yani ilişkinin başında diyordum ki biriyle birlikte olacaksan anlatamaz. Senin gibi birisi matematik olması lazım. Nasıl birini istiyordun? Nasıl birini matematik istiyordum? Bilsin. Söyleyeyim. Matematik bilsin değil. Ben sayısalcıyım. Benim için sayısalcı olacak. Oturacağım onunla ne bileyim mesela kalkülüs tartışacağım. Başka bir bölüm olur. Özür elektrik bilir. Olur işte makine olur. Bilgisayar olur ama böyle matematik tartışabileceğim. Yani matematikten kastım pozitif şey değil. Pozitif bilim. Ya oturup da hani denklem çözdük o değil. Ya bir mesela algoritma yazar hatası vardır. Hatayı nasıl aşacağız üzerine tartış gibi. Neyse ben bunları düşünüyordum. Hani benim gibiden kastım bu. Hayat felsefesi olsun, ilgi alakaları olsun. Evet, ama Yağmur şöyle bir şey var. Taban tabana da zıt olduğumuz birçok nokta var yani Yağmur'da. Çok ufak tefek yerlerde buluşuyoruz bunu aslında. Söyle. Yani kısacası farklılıklar güzel. Bunu evet. Lütfen unutmayın. Ne kadar bir şey farklıysa aslında bir bütün haline geldi o kadar güzel oluyor. Kendiniz gibi birini istemeyin. Ya onu da yok ya. Kendiniz gibisiyle belki daha mutlu olursunuz. O da yine size göre değişir. İlişkinizde sizi en çok zorlayan şey nedir? Ama artık hani geçmişte olan bir şey mi cevaplamalıyız yoksa hali hazırda devam eden mi? Hali hazırda da bir şey kalmadı. Ya en şu an en zor, şu an beni çok zorlayan ya, bir şey. Yağmur'un cips yemesi.
Tunç'tan işte böyle 5 saat, 6 saat ayrı kaldığım bir süreç oldu ve eve hemen geldim. Sürekli gözüm Tunç'u arıyor. Tunç sınava girmişti hafta sonu. O 4 saat geçmek bilmedi. Gidip onu kapıda bekliyorum. Gözüm sürekli Tunç'u arıyor. Tunç yanından uzaklaşınca kendimi çok kötü hissediyorum. Şu anda beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi bu. Geçmişe yönelik artık zorlamıyor çünkü geçti. Ama şu an zorlayan şeylerden biri bu. Emotion sorularına bakacağız. Az gelmiş ama öz ama gibi görünüyor. Ama ben sen çok erken paylaştın. Ben çok şey paylaşıyordum. Aile tepkileri. Evet, bunu cevaplayabiliriz. Kısaca hepsini Ece yazmış. Topluca okuyayım. Evlilikte en korktuğun durum, ev işlerine Tunç yardım ediyor mu, çocuk düşünüyor musun, ailelerin tepkileri, evliliğin zor yanlarını nasıl çözmek üreterek bir basite indirgiyorsunuz. Teşekkür ederiz soruları için. Evlilikte en korktuğun durumlar bence az çok açıkladı Yağmur. Anladığınız, ben de az çok konuştum biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bunu geçelim mi? Geçelim. Daha çok soru konuşalım. Ev işlerine Tunç yardım ediyor mu? Ediyor. Ama yemekle ilgili çok fazla bir şey bilmediği için orada edemiyor. O da zaten ya çok önemli bir şey. Onu yiyerek ediyorum kalmasın diye arkadaşlar. Evet. Ailenin tepkisi nasıldı? Ya annem, düşünün, bir insanın annesi şunu soruyor. Yani, ve bunu çok sık yaşıyoruz. Ben bunu söyleyeyim. Herkes şey diyor. Tunç Yağmur'u öyle bir bakıyor ki. Tunç Yağmur'u çok seviyor. Ben çünkü sevmiyormuş gibi mi görünüyorum? Uzaktan bilmiyorum. Arkadaşlar yoruma Tunç Yağmur'u çok seviyor yazar mısınız? Bartın'dayız. Ben üst kattayım. Tunç'la annem aşağıda oturuyor. Annem Tunç'a dönüp şunu soruyor. Tunç'cum emin misin? Bu yaşandı bu arada. Gerçekten. Yani Tunç'a sürekli bu soruluyor. Annem Tunç'u çok seviyor. Çünkü çok saygılı, çok sevgili, değer veriyor bana, aileme aynı şekilde. Yani zaten annem ilk tanıştığımızda bana direkt şunu dedi. Bundan ne zaman ayrılacaksın? Ne olacak acaba? Bakalım görelim seni. Çünkü ben çok kolay sıkılan bir insanım. Dediğim gibi hani peşinden koştuğum için Tunç benim için tamamdı zaten. İyi ve... de koşturmuşuz o zaman. Yani Allah Allah. Yani benim ailem Tunç'u çok sevdi ve bir sorun yoktu. En azından kendi ailem adına konuşacak şimdi olursam. Ben de ekleyeyim. Öncelikle Yağmur'un anlattıklarına ufacık bir parantez açmak istiyorum. Biz Yağmur'la olan ilişkimiz boyunca zaten hani ailelerimizin bilgisi dahilinde ilerledik. Evet. Hiçbir şekilde ya baba benim 2 yıldır sevgilim var falan gibi öyle saçma hiçbir sapan. Hiçbir şey saklamadım. Gereksiz. Aşık olduğum gün söyledim hatta. Yani öyle açık söyleyeyim. Çocukça hiçbir şekilde mantığa yatmayan saçma sapan bir durum yaşanmadığı için. Ben Yağmur'la tanıştığımızın ikinci, üçüncü haftası mıydı? Belki daha sonradır. Yağmur'a direkt şunu dedim. Hani bize gelir misin yemek yiyeceğiz eşlik et. Ama bu çok basit bir şekilde bir arkadaşımı davet eder gibiydi. Hani annemler de Yağmur'la hiçbir şekilde öyle ciddi bir ilişkiye daha başlamadan arkadaşken ona zaman ayırdığımı biliyordu. Onunla buluşacağım zaman biliyordu. Ben de dolayısıyla Yağmur'lara sık sık gittiğim için az çok bizim hani ailesinin de bana karşı bir tırnak içerisinde ön yargısı oluşmuştu. Ön yargı her zaman kötü anlamda oluşmaz, bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bir bireyi tanıma sürecini zaten biz doldurmuştuk. Aile olarak da doldurmuştuk. Hani şey denildi bana, Yağmur hala ayrılmadı. Hani bir ne var acaba bu çocukta denildi yani. Dolayısıyla hemen de tanıştık. Belli başlı süreçleri zaten ailelerimizin içerisinde de beraber yaşadığımız için. Bir de şu önemli, insanın yüklediği değer yargıları karşıda da karşılık buluyorsa, mesela benim için aile önemlidir. Yağmur için de öyle. Dolayısıyla ben Yağmur'un bu görüşüne çok saygı gösteririm. Çünkü aynı tabandayız. O yüzden bunlar da zaten tuttuğu için bizim için yürümek daha kolay oldu. Aynen. Yani kısacası ailelerimizin tepkisinde negatif bir şey yok. Yoktu. Bu arada birisi sormuş, sanırım Enes. Küsünce yahut biri diyene kızgınken nasıl hallediyorsunuz? Yağmur az önce cevapladı. Tunç abimin matematik anlattığı sırada sen hangi işlerle uğraşıyorsun? Abla, Tuna sormuş. Tuna mı, bugün, Tuana mı? Tuana, pardon. Bugün aslında vlog paylaştım. Tunç video anlatırken odaya geliyorum, birazcık kitap okuyorum. İşte ben staja gidiyorum, ders anlatacaksam o derste ne anlatacağımı bakıyorum. Formasyon derslerime birazcık ben tekrar etmeyi severim. Yani tekrarım da öyle uzun sürmez. Çünkü 2 saat falan ders anlatıyor. Ben yarım saat odamda bunlara oyalanıyorum. Sanırım son sorumuz. Çünkü genel olarak en çok merak ettiğiniz şeyleri cevapladık. Birbiriniz hakkında öğrendiğiniz en şaşırtıcı şey neydi? Hadi bakalım. En şaşırtıcı şey...
Ama bu böyle pıt diye cevap verecek bir soru değil de herhalde şeydir Tuncu ya. Tuncu kıyafetleri bir tane. Yağmur'un cips yemesi arkadaşlar. En şaşırtıcı şey. Yağmur'un cips yemesi. Aslında benimki birazcık klasik. Bak gerçekten buna çok şaşırdım. Evet. Ona vardı onu söyleyemem. benim en çok şaşırdığım şeylerden birisi Tunç'un tarihe ilgisi olması. Gerçekten buna şaşırdım. Çünkü niye canım? Yani hiç tarihe ilgisi ya, olmayacak gibi. Şimdi benim üniversitede matematikçi arkadaşlarım vardı. Mühendis arkadaşlarım vardı. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi zaten mesela biyoloji okuyordu. Hiçbirisinde edebiyat, felsefe, tarih hiçbirisinde bu ilgiyi görmedim. Tunç tarihe karşı çok ilgiliydi ve biz ilk tanıştığımızda da milliyetçilik hakkında konuştuk zaten. Ya bu arada Yağmur'la ilk tanışmamızda şeyi değerlendiriyoruz. Türkçülük ve ülkücülük üzerine konuştuk bunları mesela. Bunları tartışıyoruz. Ben o an çok şaşırdım. Çünkü dediğim gibi hiç görmedim tarihe ilgisi olan. Yani böyle oturuyor, merak ediyor, okuyor. Gerçekten benim bu çok ilgimi çekmişti. Hani şaşırtıcı bulduğun bu muydu yani? Bu beni çok şaşırttı. Zaten diğer şaşırdığım şeyler bizim özelimiz olduğu için o tip şeylerden çok bahsedemem. Ama spesifik olarak hatta yani direkt ilk tanıştığımızda çok şaşırdığım şey bu oldu. Benim ne düşünüyorum? Herhalde şeydi şaka ya benim de. Ya, hayır yok. Yağmur'un bu kadar çok kitap okuması olabilir benim de. Yani çünkü şey, birisi şunu diyebilir. Ben kitap okuyorum, kitapları seviyorum. Tamam da hani Yağmur yiyor. Gerçekten başka bir boyut arkadaşlar. Hani öyle sizin akıl sıra verebileceğiniz bir şey değil. Bir gün arıyorum, bir kitap aldım. Mesela sabah konuşuyoruz. Kitapçıdayım, kitap almaya geldim. Biraz o şey demek aslında alttan alta da ben kitap okuyorum. Yani pek bulaşma bana. Ya da ben öyle anlıyorum. Neyse. Biraz gün geçiyor işte. Gün ortası konuşuyoruz falan. Akşam dersim bitiyor. Yazıyorum. Neredesin? Kitabın ikincisi varmış. Onu almaya geldim. Yani bu yaşandı arkadaşlar. O yüzden Yağmur'un herhalde canavar gibi bir şeyler okuması olabilir. Yani ya takınca köküne kadar okuyup devam ediyor. Bitiriyor onu. Bu mesela hayatta ben başka şeylerde ya, böyle bu değil ama. Beğendiği ve yapmak istediği şeylerde hep böyle. Bu arada gerçekten bu da aslında sorulmuş bir şey. İşte Tunç abiyle aranızdaki en büyük farklılık nedir diye sorulmuştu. Işte. Tunç'la aramdaki farklılık şu. Ben pes etmeye çok yatkın bir insanım. Doğru. Tunç asla pes etmez. Ama ben gerçekten bir şey istiyorsam, kendim istiyorsam asla kimseyi dinlemem. Ama mesela Tunç'a yapamazsın de ve izle. Bana yapamazsın de. Yapmak istemiyorum. Diyor ki tamam. Gerçekten yapmam yani. Bunu tamam hadi yapamadı falan deyip geçerim. Ama sen gerçekten sessiz yiyemezsin. Kendim istediğim bir şeyse bunun peşini asla bırakmam. Ama kendim istemem gerekiyor yani benim bunu. Tunç'la da aramızdaki en büyük farklardan bir tanesi bu. Yani bu da şöyle anlaşılmasın. Tunç'a yapamazsın de izle. Ama bende şu da yok hani başkası dedi diye yapıyor diye bir şey değil. Alttan alta da ben zaten yapmak istediğim bir şeyleri başkalarının tahriği yoluyla kendim. Yani hani, matematik böyle mi? Tamam, okuması yapacağım mesela o zaman. Yani. İçten içe istiyormuşum arkadaşlar. İstemesem ne, nereden yazayım, okuyayım, 4 yıl çilesini çekeyim, dağın başındaki okula gideyim. Ya sen bunu mu kendin için bir motivasyona dönüştürebiliyorsun? Evet, bu benim motivasyonum arkadaşlar, ben doğru. Ben yapmak istemediğim hiçbir şeyi bana asla yaptıramazsınız. Bunu birçok kez yaşadı. Yaşadı. Yapma. Peki, ama biz yapmak birbirimize istiyorsam yaparım. Ama mesela formasyonu neden alıyorum? Gerçekten hani Tunç için aldım yani formasyonu alıyorum. Ya ona daha fazla faydam dokunabilsin diye. Yani ben mesela günün birinde gerçekten aşçılık belgemin de işe yarayacağına inanıyorum. İnşallah. Yani diyeceğim. Yaptığım her şeyin bizim hayatımıza etkisi olduğuna inandığım için yavaş yavaş kendimce bir motivasyon oluşturmaya çalışıyorum. Hani birazcık Tunç'a benzemeye çalışıyorum ama zaman geçtikçe gerçekten birbirinize benzemeye başlıyorsunuz ve yaptığınız hareketler bile bazen aynı olmaya başlıyor. Yani evliliğin de böyle bir artısı var. Sanırım burada yine bir atasözü ekleyeyim. Bana bak. Üzüme baka baka sararır. Ben de saracağım. Öyle yani. Yani biz böyle bir video çekmek istedik. Biraz aslında sizlerle daha çok bir şey üretip paylaşmak istiyoruz. Fikirlerinizi yazın. Hani zaman zaman işte soru cevap yapalım. Bilmiyorum. Yağmur'a diyorum hadi bir video çekelim. Sohbet edelim. Yani bir konu üzerine beraber konuşabiliriz. Hani bu tarzda sizin bizden beklediğiniz bir şeyler olursa biraz bize bu noktada da destek olursanız mutlu oluruz. Biz nihayetinde bu noktaya kadar her anlamda hani bu gördüğünüz videoları çekmek de olur, evimizi kurma aşamamız da olur. Hepsinde sizlerle birlikte ne?
Söyleyelim. Ev video da gelecek yakında. Evet gelecek ama hepsini işte sizlerle bir şeyler paylaşarak yaptık. Evet. Arkadaşlar. Yani bir şeyler paylaştık. Bunun sonucunda oluşan çıktılarla aslında yapabildik. Dolayısıyla yine sizlerle bir şeyler paylaşmaya, daha çok şey paylaşmaya da çalışacağız. O yüzden desteklerseniz hani bu sizin için çok basit bir şey gibi görülebilir ama etkisi büyük oluyor. Onun için mutlu oluruz. O zaman daha fazla uzatmayalım. Diğer videolarda görüşürüz diyelim. Yaman'ın kanalında burada bir yerden bir şeylerden çıkacak işte. Bay bay. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi arıyor bir kere sevince. Ruh bedenden.